Bence evrimin en eğlenceli bölümüne geçelim. Yani yavaş yavaş bu biraz felsefeyle, işte biraz az bilgiyle yorumladığımız tek hücrelerden artık canlı dediğimiz bir sinir... Bir dakika, onlar da canlı, ne yaptık? Tamam tamam, okeydir. Daha canlı canlı dediğimiz. Tamam. Büyük yani. Büyük canlı dediğimiz. Bizim bildiğimiz şeylere benzer. Hani o, çünkü ara bölümü ara ara konuşuyoruz ama geçiş biraz sıkıcı olabilir. Birazcık zıplayalım hani mevzuyla alakalı. 2 milyar yılda geldik oraya. Ha, 500 milyon yıl civarında. Yani hani... Bu arada ben sana bir şey söyleyeyim. Yani oturup da bir biyoloji fakültesinde de o 2 milyar yılı incelesen bundan fazla bir muhabbet olmayacak. Yani çok bilen bir şey yok yani. Onlar varmıştı. 2 milyar geçmiş sonra böyle olmuş falan gibi. Evet. Çünkü orası karanlık bir periyot yani. Kanıtı yok. Yani ortada çok fazla iz bırakan fosil yok. Peki kanıtı olan 500 milyon yıl öncesinde bir şey yapalım. Nelerle karşılaşıyoruz? Hadi oradan başlayalım biraz takip edelim. Şimdi işte yaklaşık 500 milyon yıl kadar önce bizim bütün biyoloji kitaplarında özel bir bölüm olarak geçen, evrimle ilgili bütün tartışmalarda hemen masaya konan, evrim karşıtlarının çok sevdiği, o mübarek ve meşhur Kambriyan patlaması denen bir dönem geliyor. Şimdi Kambriyan bir jeolojik dönem. İşte yaklaşık 500-700 milyon yıl gerisine denk geliyor bugünden itibaren bakarsan. İşte o dönemde bir şey olmuş. Denizlerde bugün bildiğimiz bütün canlıların atalarını oluşturan canlı türleri adeta patlar gibi ortaya çıkmışlar. Şimdi Kambriyan patlaması deyince, yani hayatında patlama duymuş herhangi birisinin aklına plöp diye o canlıların ortaya çıktığı geliyor. Birkaç yüz bin sene değil, birkaç milyon sene değil, minimum 50 milyon sene sürmüş olan bir patlamadan bahsediyoruz. Şimdi önce burada bir nefeslenip bir duruyoruz. 50 milyon sene süren bir şeye nasıl patlama diyoruz? Mevzu 3,5 milyar yıllık olunca işte aciziyetimiz burada ortaya çıkıyor. Bu sayıları anlayamama hikayesi. Tabii ki. 50 milyon yıl düşünmek. 1 milyondan 50 tane var. O kadar çok bir yıl. Şimdi biyolojik olarak ama çok hızlı olan bir değişim bu uzun zaman skalasında. Biyolojinin kendi değişim skalasına oranla tabii, çok hızlı olan. Niye olduğuna dair rivayet muhtelif. En son bulgular ne bilmiyorum çünkü bu konu özel çalıştığım bir konu değil ama o dönemde belli ki ortam şartlarında, iklimde bir şeyde çok büyük bir değişiklik olmuş. Ve bu değişikliğe cevap olarak organizmaların aşırı çeşitlenmesini sağlayan bir etki var. Belki de ondan önceki 100 milyon senede işte gelen ultraviyole ışınlarının tipinin değişmesi, belki işte aşırı soğumalar, ısınmalar ne olduysa. Ozon oluştu tabii, tabii, falan. Bir şeyler denk geldi yani. Mesela ozon tabakasının oluşması falan tabii ki çok önemli faktörler. Ve özellikle denizlerde işte bizim bu ilk çok eklem bacaklılar, ilk efendim çenesiz balıklar, şunlar bunlar. Yani deniz organizmalarının hemen hemen tamamının ataları o dönemde ortaya çıkıyor. Çok böyle klasik bir işte trilobit diye bir canlı vardır. Bizim bu atnalı yengecine benzer ama çok küçük bir hayvan. Şeyi bitmiş tabii, soyu tükenmiş bir canlı. Mesela o dönemin şeyleridir onlar, alameti farikalarıdır. Trilobit fosili bulunca aa dersin bu Kambriyan'dan geliyor falan gibi. Şimdi o dönemde ne olduğunu tekrar söylüyorum, doğru düz plan yok. Ama fiziki dünyada bir değişim gerçekleşti. Bir şey olmuş tabii. Bu gerçekleşme bizim daha büyük diyebileceğimiz, yani fiziki büyüklüğü olan canlı türünü evet, 50 milyon yıl içerisinde pıt 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 ortaya çıkıyor. O yüzden patlama deniliyor. Aynen. Hayvanlar özellikle bu işte deniz canlıları ve daha sonra kara canlılarına da işte kaynaklık edecek olan canlıların ataları bu dönemde ortaya çıkıyor. Bu dönemde kara var dünyada. Karalar var tabii. Ama karada hiç canlı yok. Karalarda yaşam yok. Bitki evet, de yok. Bitki var. O özellikle o tek hücreler 2 milyardır orada biliyorsun. Onların fotosentez yapanları da var. Mesela deniz yüzeyleri bu bitkilerle dolu. Karalar bunlarla dolu. Hmm. Ama bunlar genellikle tek hücreli ve küçük bitkiler halinde. Anladım. Sonra, o bizim bildiğimiz saz gibi bir şey gibi falan öyle bitkiler yok. Onlar yani muhtemelen başlamıştır o civarda. Çünkü yani dış ortamda olan vejetasyon yani o bitki örtüsü zaten çok önceden beri başlayan bir şey ama hani ne büyüklükte falan orasını tam onu bir botanikçe sonra. Bu arada bizim biyoloji eğitimde kötü bir şey vardır. İsim vermeyeyim, bir hocamız girer girmez işte Türkiye'de şu kadar biyolog var, botanikçileri saymıyorum diye direkt ayırmıştır mesela. Bize niyeyse böyle bir botanik önemsizmiş gibi bir nosyon kalmış. Biraz böyle bir yanlış bir şey bu. Mesela ben bitkiler konusunda bilgisi çok zayıf bir biyoloğumdur maalesef. Ve bizim dönemlerden mezun olanların çoğunda da vardır o. Çok az arkadaşımız botanikçi oldu. Fakat sonra bitkileri öğrenince bunun ne kadar büyük bir eksik olduğunu fark ediyorsun.
Bitkisiz biyoloji olmaz. Bu neyse vejetaryen olmakla et yemek arasındaki bir hikayeymiş gibi geliyor bana. Ya hayvanlar böyle biraz daha bize benziyor falan ya. Ben etçilim yani. Abi falan diye şekli. Mesela illa birine botanikçi olacağım dedin mi o şey gibi hani üniversite sınavında yüksek okul kazanmak gibi falan algılanırdı o zaman. Halbuki yani botanikçi bugün işte ne o farmakolojinde temeli, eczacılığında temeli, her şeyin temelinde botanik var. Neyse bu arada da botanikçi arkadaşlarımıza buradan selam söylüyorum. Benim hatam, benim eksiğim. Bu arada videonun altındaki yorumlarda lütfen bu konuda bilgisi olanı da paylaşsın. İzleyenler istifade etsin. Açık bilgi kaynağı sonuçta. Güzel olur, evet. Bitkiler konusunda dediğim gibi çok net değilim. Ama hayvanların meselesinde bizim de kökenimiz oradan geliyor işte. Yani orada oluşan ilk deniz canlıları, önce çenesiz balıklar, sonra çeneli balıklar, kıkırdaklı balıklar, kemikli balıklar falan diye giden bir silsileden en son bu işte akciğerli balık dediğimiz Tiktaalik gibi meşhur, niye meşhur bu arada? İçimizdeki Balık diye bir kitap yayınlanmıştı. Bu hala piyasada var, çok güzel bir kitaptır o. Balık kökenlerimizi anlatan bir kitap. Aslında Tiktaalik diye bir ayaklı balığın keşif hikayesini anlatan bir kitaptır o. Tiktaalik fosili bulunmuş bir canlı, işte soyu tükendi diye. Fakat canlının enteresan bir şey var, bizim elimizde ve kolumuzda bulunan kemiklerin küçük halleri üyelerinde var. Fakat hayvan bir balık sonuçta, suda yaşıyor. Ama yürüyebilecek aparatları da olduğu için tam böyle Karadeniz canlısı arası bir şey falan diye düşünülürken 1930'larda yanılmıyorsam yaşayan bir örneği bulunuyor bu hayvanın. Buna çok yakın bir canlının yaşayan örneğini buluyorlar. Dolayısıyla gerçekten de hayvan Karadeniz canlısı arasında geçiş özellikleri sergiliyor. İşte hava keseleri var, bilmem nesi var. Ha yani kıyıda yaşayan, tabii tabii kıyı bölgelerine avlanmak için çıkıyor, giriyor falan, öyle atraksiyonlar yapan canlı. Ya ilk sürüngenin örneklerinden. Aynen, sürüngen öncesi belki de işte ilk canlılar bunlar. Dolayısıyla yani bir şekilde denizden karaya, karadan da işte bu karada bildiğimiz diğer canlılara dallanan bir hikaye Kambriyan patlaması sırasında başlıyor. Fakat tekrar edeyim, 50 milyon senelik bir patlamadan bahsediyoruz. O da yanlış olmasın yani. Bunlara balıktan önce mi yengeç ya da bu tarz o benzer zamanlar işte mesela bu balıklar daha sonra. Mesela bu çenesi balıklar falan da önce bu eklem bacaklılar, bu zırhlı canlılar işte mesela bu kitapta böyle çok güzel. Bu arada bunların resimlerin çoğu da uydurma, onu söyleyeyim. Yani fosillerin tipini bir görsen hiçbir şey anlamazsın yani, böyle eciş bücüş. Fosil dediğin şey zaten üzerine tonlarca böyle işte çamur, toprak bilmem ne birikiyor. Hayvan yassılaşıyor. Genellikle hayvan bir hani küpü açarsın da böyle kareler çıkar ya, onun gibi bir açılımını görüyorsun aslında. İyi ama bir şöyle, tarif oldu. Yani küpün açılımı nasıl küpe benzemezse hayvanlar da böyle yassılınca biraz tuhaf gözüküyorlar. Ama tabii fosil bilimi denen bilim gerçekten müthiştir. Yani bunun uzmanı adamla fosil bakmak ağlatır gerçekten. Benim birkaç öyle şansım oldu. Neler çıkarıyorlar o? Sen bir taşta iz diye görüyorsun, adam oradan mikosella ata bilmem ne forma atan şu türü falan falan diyorsun, nereden çıkarttın? Niye? Çünkü kılçıkların arası bilmem ne kadar, tabii, bilmem ne bilmem ne kadar falan. Her şeyin bir ilmi var işte. Evet, adamlar da bunu yapıyorlar yani neticede. Şey değil, bu arada elimizde kalan ya yani o döneme ait canlı çeşitliğinin muhtemelen milyarda biri bile bize görünmüş değil. Yani çok fosil çok az kalan bir şeydir. Ama o dönemde bu kadar çok fosil görünce o dönemde ortalığın böyle psikopat gibi canlı türleriyle dolduğunu anlayabiliyoruz. Yani çok az fosilimiz var gene totalde. Birkaç yüz tanedir elimizdeki. Hadi 1000 tane olsun. Ama bu 1000 fosilin bugüne kalabilmesi için katrilyonlarca canlının o dönemde vıngır vıngır dünyayı dolduruyor olması lazım. Hı hı. Ve dünyanın tamamını da ilgilendiren bir konu bu. Yani suların olduğu her yerde yayılmış bir meseleden bahsediyoruz. Böyle lokal bir yer değil yani. Bu şu mu demek, yani dünyanın çeşitli yerlerinde aynı fiziki koşullar gerçekleştiğinde başka başka evrimleşmeler gerçekleşmiş olabilir mi, yoksa bu bir tanenin yok dağılması? Eğer öyle olsa mesela birbirleriyle hiç alakası olmayan organizma mantıkları görmemiz gerekirdi. Hepsi aynı mantığa dayandığı için bunların yine ortak kökten dallanıp dağıldığını söyleyebiliriz. Hatta bu dönemde dünyadaki kıtalar tek bir kıta halinde, Pangea dediğimiz tek bir büyük ana kara şeklinde. Dünyanın geri kalanı su zaten. Onun çevresinde olan bir takım şeylerden bahsediyoruz. Mesela bu karaya çıkışlarda falan daha işte karada hayvanlar oluştuktan çok sonra bu işte kıta ayrımı başlıyor. Kıtalar sürüklenmeye başlıyor. O dönemde de mesela daha sonra konuşuruz izolasyon falan canlıları nasıl farklılaştırıyor. Onun üzerine daha önce konuşmadık galiba. Bu işte karalar ayrıldığı zaman işte Asya fili ile Afrika fili arasındaki farkı ondan sonra görmeye başlıyorsun. Ya da işte İlk primatlar dünyaya dağıldıktan sonra ortam bir ayrılıyor. Çin'de Homo erectus bilmem ne çıkıyor. Kuzey Avrupa'da başka bir şey çıkıyor. Yani bu canlı türlerin farklılığında da araya böyle mesafeler girmesinin büyük etkisi var. Aynı şey bu canlılarda da söz konusu. Kıtalar ayrılmasa bile
canlılar kazara ya da göçerek ya da başka bir etkiyle bir başka uzak bir yere taşındıklarında bir süre sonra bu izolasyonla türleşme dediğimiz bir mekanizmalar silsilesi nedeniyle orada bambaşka bir ekip duruyor, burada bambaşka bir ekip. Yeterince zaman geçerse bunlar bambaşka canlılara dönüşüyorlar zaten. Yani şey hikayesi değil, balıklardan önceki bu kabuklu ama bir sinir sistemi olan yapılar bir merkezde bir şekilde evrimleşiyor. Yine 50 milyon, 30 milyon yılın içerisindeki dönüşen bir şey, böyle pıt diye olmuyor, adı patlama da olsa. Ama bu işte çeşitli hava koşulları, işte ne bileyim suyun biçiminden kaynaklı. Bu geliyor burada devam ediyor, bu devam ederken kendi evrimsel yapısında yine 50 milyon 30 milyon yıl içerisinde başka bir şeye, bu buradayken bu da başka bir şeye doğru dönüşebiliyor. Böyle anlıyoruz. Sürekli her şey zaten birbirine dönüşüyor. Bunların hepsi ön bir taslak. İşte o Luca dediğimiz. Çeşitlenerek değişen, farklı farklı ortamlara farklı farklı çözümlerle adapte olan bir fikir aslında. Canlılık bir fikirdir aslında. Yani böyle bakabilirsin buna. Bu fikir farklı ortamlarda farklı şekillerde ifade edilir sadece. Böyle deyince neyse içim çok rahat ediyor benim. Değil mi? Gerçekten ya evrimin kendisine de yani çok tuhaf bir şekilde der demez hatırladım bu duyguyu. Bu daha evvelden üzerine düşündüğüm de bir şeydi. Doğru söylüyorsun, bu bir fikir. Ya bu canlının kendisine tekil karar verebildiği bir şey değilmiş gibi görünüyor. Ama bu bir fikir yani. Biz de öyleyiz bak. Biz de evet. O fikrin bir parçasıyız. Evet. Yani şu anda konuşulan her şeyde canlılık fikrinin bir çıktısı. Bunu ben söylemiyorum. Evren hakkında hani en büyük fizikçilerden biri olan Richard Feynman söylüyor. Richard Feynman diyor ki evren maddeden çok bir düşünceye benziyor, bir fikre benziyor diye. Çünkü madde de böyle. Yani bir basit mantık, bir sade bir mantık böyle enteresan şeylere sebep oluyor aslında. Evet. Yani bu... Böyle yaklaşınca biraz aslında şu geçen programlarda konuştuğumuz Hoffman'ın önce bilinç vardı sonra madde vardı hikayesi de çok anlaşılır bir hale geliyor aslında. Yani bir düşünce gibiyiz her birimiz. Evet. O zaman işte Tanrı inancında farklı bir boyuta gider, bu hayatın anlamı da bir değişik olur. Yani eğlenceli mevzulardır ama gece yatmadan önce düşünce uyku kaçırmak çok tavsiye. Ya bir de mesela şey beni çok etkiler bu evrimin içerisinde de gerçekten. Hani bunu bu dünya üzerindeki tüm dini yapıların içerisindeki öykülerde de, din dışı inanca dayalı tüm öykülerde de tuhaf tuhaf o öykülerin çok sembolik olarak tuhaf hikayeleri anlattığını zannederim. Şu bilginin bilgiyi çoğaltmayla alakalı. Hani bilinmek istedim diye tarif etmenin de özünde. Hı hı. Yani özünde yaptığımız şey hücre bölünürken bilgiyi çoğaltıyor. İşte daha komplike bilgi toplayabilmesi için bir sürü hücre bir araya geliyor ve daha komplike bilgi toplayabiliyor. Bilgi biriktiriyor, bilgi geliştiriyor ve bilgiyi çoğaltıyor. Üretiyor aynı zamanda. Üretiyor aynı zamanda. Yeni bilgiler üretiyor bir şeyin içerisinde. Mesela böyle okuma yaptığında çok tuhaf başka bir şey çıkıyor arka tarafta. Varlığı öğrenme süreci gibi. Yani evet. canlı evrimde, cansız evrimde hepsi var olmanın yollarını öğrenmedir madde için. Evet. Yani madde var olma alanında imkanları keşfediyor. Bak ne kadar tuhaf yerlerden baktık. Yola çıkarken entropiye karşı koyma becerisi dedik. Tabii. Hani dağılmamaya çalışıyor. Bak işte o entropi bu öğrenmenin en önemli parçası. Çünkü sınırlarından biri o. Hmm. İşte nasıl ki belirsizlik ilkesi kuantumda bir sınırsa entropi bir işte termodinamik sınır karşımızda. Hmm. Yani onunla mücadele edemezsin. Ne yapmayı tercih etmiş mesela canlılık? Entropiye teslim olmayayım diye entropiyle savaşacak bir yol icat edince oradan yürümüş. En azından mesela bir süre direnç gösterecek bir şey yapmış ama dirençte mesela şeye abanmamış. Bunu da yapabilir. Bunu yapabilen canlılar var. Çok uzun yaşayacağım. Ben bu bilgiyi ben taşıyacağım dememiş. Çünkü o taşırsa bilgi stabilleşiyor. Bilgiyi geliştirebilir olmak için ben bir süre taşıyacağım. Ben sonra yorulacağım, bıkacağım. Bu bilgiyi geliştirebilecek olan bir başkasına aktaracağım tavrı geliştirmiş. Evrimsel olarak gerçekten çok uzun süre ölmemeyi becerebilen canlı var. Yani ölümsüz deniz anası var bildiğim kadarıyla bir tane böyle... Timsahlar çok uzun yaşar. Genellikle yaşlılıklar ölmediklerini söylerler timsahların falan. O derece uzun yaşarlar yani. Evet yani tabii. Ana derdimiz ölmemek değilmiş bizim. Yani zaten çok sık gelen sorulardan bir tanesi, madem canlılar en iyiye doğru evriliyor, neden ölüm elenmedi? Ölüm çok önemli bir mekanizmadır evrimin işleyebilmesi. Çünkü evrim bir canlının varlığı süresince değil, nesiller boyunca oluşan bir değişim olduğu için bir organizma ölecek ki ondan sonra gelen varyasyonlar yeni koşullarda canlılığı sürdürebilsin. Ben 1 milyon sene yaşasam mesela, ya bu vücudum 1 milyon sene sonra o bir de böyle tiri talimle neye uyum sağlayacağım? Yani organizmaya çok bir mantığı yok, anladın mı? Yani
her şeye evrim icat ediyor diye bakarsan gayet materyalist bir açıdan en iyi icatlarından biri ölümdür o zaman. Yani, bir de şey yani bir amaçla ilintili ya yani evrimde yani belirgin bizim akli bulduğumuz bilgisel bir amaç değil bu ama tavırsal bir amacı olduğunu varsayarsak yani temel amacı bilgiyi çoğaltmakmış olduğunu da kabul edersek yani daha komplike bilgilerle anlama anlaşılma şimdi bilimdeki bir canlının üzerinden bunu saklamaya çalışmayı şey bulmuş tabii, vasat bulmuş tabii, ölür yani evet. İnsana dayanma ölür dağa dayanma ağaca dayanma ya nasıl demek öyle yani şimdi nesil bak fikir bu demek işte fikir evet. Yani fikir anlatıla anlatıla devam eder hatta gelişir ama sen tutup da bir organizma bu mükemmeldir dediğin zaman iş bitmiştir zaten o bir yere gidemez oysa canlılıkta böyle devam edemez yani bütün mantığı aslında böyle baktığınızda hayatta ölümde bilmem her şeyde gayet güzel yerine oturuyor bence. Bu da evrim bilmenin bir başka faydası mesela. Evet yani ölümü anlama ya da kabul etmenin bir formülü buradan. Ya bu arada Evrim Ağacı'nın bir videosu var. Ölüm neden var diye Çağrı Mert Bakırcı anlatıyor. Güzel bir video. Onu da tavsiye ederim. Bu hazır YouTube'dayken onu da oradan izlersiniz. Evrim Ağacı'nı da takip edin bak. İyi kanal. Sinir ağımızın oluşmasını şuna benzeterek bir soracağım. Hani böyle bir şey üzerinden anlatalım. Yani bu videoları yapıyor olma dediğimiz şimdiyle evrimin kendi tabii ki kadim hikayesi arasındaki bağları kurmak. Aslında alt başlığım şey, evrim nedir? Mala davara faydası var mı? Yani bu esas konu bu. Benim kardeşim Selim Canan, o bana hep öyle söylüyor. Abi sen anlatıyorsun ama mala davara faydası var mı bu işlerin falan diye. Oradan geldi aklıma. Tamam. Var. Onu konuşuyoruz. Tamam, okeydir. Bu bak zila hep dağıtır. Mala da vara faydası var mı? Çok güzel bir Anadolu deyişidir ama dağıtır. Mala da var derken neyi kastediyorsun? Mala ve davara. Ha mala davara mal fayda. Küçük baş hayvan, davar büyük baş hayvan. Tamam mı? Bunlara bir faydası var. Yem, süt verir. Tamam. Evet doğru söylüyorsun. Gerçekten tam bir ilkelde bunu yapıyoruz yani. Hadi mal ve davara faydası var mı abi şu anda bize? Nasıl kullanacağız hikayeyi? Şimdi biz organize olabilme, insan olarak birbirimizle organize olabilmede bir sürü yöntem kullanıyoruz. Bunu politik yöntemler, siyasal yöntemler, iletişim yöntemleri kullanıyoruz ki benim de sen biyoloji ne kadar çok şey aydınlatıyormuş duygusu yaşadığını bir önceki bölümde anlatmıştım. Ben de iletişimle alakalı aynı duyguyu çok sıklıkla yaşarım. İletişim ne kadar çok, ne kadar önemliyi fark ediyorsun hani bir sürü kritik bir şeyde. Bir de biyoloji çok çalışılmış, iletişime az çalışılmış. O yüzden hani çok büyük bir şeylere aydınlatma olabiliyor. Ufacık üzerine bir şey düşünsen bile. Şimdi bir iletişim modülleri oluşturuyor olabilsek ki organizasyon becerimizi arttırsa. Halbuki buna bakıyorsun evrim bunu 500 milyon yıl öncesinde hücrelerin birlikte çalışabilmesi ve bir şeye dönüşmesiyle alakalı bir yöntem bulmuş. Sinir ağını kullanmış. 2 milyar yıl önce de tek hücrenin içerisinde bunu becermiş. Yani ha, orada da, evet orada da hani orada hadi yine 3 kişi bir araya geliyor falan. Az komplikasyonlu bir şey yani. Hani endoplazmik daha, daha sana ilk baştaki moleküler evrimle ilgili teorileri anlatsan buradan çıkamayız. Esas işbirliği moleküller arasında aslında. Yani canlı oluşturan şey trilyonlarca molekül oluşturan bir çorba. Esas oradaki organizasyon muhteşem. Muhteşem derken bizim için çok şaşırtıcı yani cansız diyorsun onlar sonuçta taş parçası gibi şeyler molekül dediğin. Ama öyle bir organizasyonel bütünlükler oluşturabiliyor ki bunların trilyonlarca farklı versiyonu var ama çok azı yaşamla uyumlu. Yaşamla uyumlu olmayan çok kendi kendine organizasyon düzeyleri var. Bunun hakikaten adı bu. Self-organization. Kendi kendine organize olan sistemler. Kaos teorisinden sonra biz bunları çalışmaya başladık. Yani cansız alemde de bunun müthiş örnekleri var. Sistem organizasyon üzerine yani. Bir ara bunun da üzerine konuşalım o zaman. Tabii gerçekten bir kaos teorisi zaten olabilir. Konuşacağız. Evrimden sonra oraya gideceğiz. Evet o mecbur yani. oraya da gideceğiz. Şimdi burada öyle bir şey oluyor ki bir sürü hücre öyle ya da böyle bir araya geliyor ve bir araya gelirken de kendi yapısından bir şey kaybetmeyi, almayı ve vermeyi okeyliyor. Bunların hepsi birer birey aslında. Evet. Hani böyle kabul etsek. Bunlar Luka de, Hüseyin de, işte Ayşegül de bir şekilde. Bunlar bir araya geliyor. Ayşegül de güzel. Cevahir'i unutmayalım lütfen. Daha Cevahir az daha gruplar. Onlar hani bir şeydi. Bunlar bir araya geliyor ve bu bir araya gelmede mesela bir organize olma yetisi geliştiriyor sinir ağı diye. Evet. Yani sadece sinir ağı da değil. Mesela bunu şöyle aslında sinire özelleştirelim. Çünkü bu dönemde yani. Beyin henüz var mı? Beyin yok. Ya beyinler tabii başlıyor. Beyin daha kurçuktan itibaren taslaklarını görmeye başladı. Beyin şu. Beyin ne zaman ortaya çıkıyor diye tarihte bak mesela
daha evvel Hidra'dan bahsetmiştik, onu dokunaçlar için. Bu arkadaşta beyin yok çünkü bunların önemli özelliği durduğu yerde duruyor. Hareket başladığı zaman, yani canlı bir yerden bir yere doğru giderken, mesela ilk taslak muhtemelen yassı kurt dediğimiz, planarya dediğimiz hayvanınkine benziyor olsa gerek, elimizdeki en basit versiyonu. Harekete göre bir ön, bir arka, bir yön ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi çok hücreli, bakteriler zaten her tarafa hareket ediyorlar ama çok hücreli bir organizma düşün, bir tarafa doğru gidecek. Şimdi gittiği tarafı daha iyi fark edebilmesi, arkadaki alana göre daha çok önemsemesi lazım. Bunun için hareketli olunca nereye gideceğim ve nereye gitmemem gerekiyor da hissedebilmesi lazım. İki şeye ihtiyacı var. Bir, alıcılar. İki, alıcılardan gelen veriyi değerlendirecek bir sistem. En makul de nedir? Bunları gittiğimiz tarafa koyalım. Arabanın farı gibi. Önde olsun gözler, kulaklar bilmem ne. Bak bize bak, ne kadar duyu organı var, öne bakıyor yani. Hareket yönüne doğru duyu organları ve onlardan gelen veriyi değerlendirecek işletim merkezinde hemen duyu organlarının arasına, yanına bir yere koyuyorsun. Beyin böyle başlıyor. Gerçekten TDD oldu yani. Hani bir tuhaf bir tüylerim diken diken oldu. Tabii. Çünkü yön duygusunun, yöne algılama kapasitesinin insan beynine ve ortak öykülere hikayesiyle alakalı çok eski bildiğim başka bir şey gözümde canlandı. Aha da buyurun. Yani biz standart, işte doğu batı ekolünün içerisinde, daha batı ekolünde olanlar için standart yön tarifinde dörtlü yön sistemi var. Ön, arka, sağ, sol. Yani bizdeki yön algısı böyle. Fakat bir Hintli için altı yön var. Kültüründe, ana hikayelerinde o var. Mesela Buda ana evinden çıkarken bindiği fil altı dişli bir fil. Altı yönle sembolik. Hmm. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt. Şimdi bu soyutu kavramayla alakalı tüm Hindistanlıların dünyanın öteki coğrafyalarına oranla daha yatkın olmasının, hem hikaye, inanç ve kültürde biliyorsun binlerce tanrıya inanarak tuhaf bir... Biraz enflasyon var ama. Ama yani çok tuhaf bir birliktelik formu değil mi o? Yani aynen, binlerce tanrıya inanıyorlar. Demek ki o kadar da dini olarak tek bir merkezi din olmak zorunda değilmiş kabul. Yani herkes binlerce tanrıya inanıyor. Şeyde, arka tarafta. Aynı zamanda tüm soyuta yatkınlıkları çok tuhaf. Şimdi oradan yola çıktığında ilk çağ evrimin üzerinde de aynı öykü. Yani bir yön kavramını bulma beyni zaruri hale getiriyor da acayip yeni üzerine bir şeyler düşünmeyle alakalı bir fırsat veriyormuş işte gibi. Aynen, ne güzel. Yani bunları konuşunca çıkıyor işte böyle şeyler. Bunu gerçekten ders, şu anda tabiattan ders diye kastettiğim hep bu bak. Biz açık beyinde işte bir sürü bizim eğitim başladı. Hepsinin arkasında ne var? Nöroevrimsel bakış. Niye nereye gitsek insanlara enteresan geliyor? Diyorlar ki ya hocam işte sen çok farklı bir şey söylüyorsun. Ya da işte sizin falanca arkadaş çok farklı bir şey anlattı. Biz aslında farklı bir şey anlatmıyoruz. Sadece herkesin baktığı şeye farklı bir yerden bakınca o başka gözüküyor. Yani bu konularda konuşmanın faydası bu. Şu denk gelme. Biraz daha üzerine gidildiği takdirde buradan neler çıkar? Evet, her biri. Gerçekten. Bunların her biri bir tohum. Çünkü yani ben insan kültürlerini de daha sonra geçeriz oraya. Bu evrimsel geçmişten bağımsız olduğunu hiç düşünmedim. Yani o kültürel evrimin de farklı din... Onlar çok tatlı tatlı gelecek bence. Onların da burada çok... Evet, yani çünkü fraktaldır bu iş, iç içedir ve kendini tekrar eder. Yani küçükten büyüğe öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Tamam, şimdi TDD'mi tuttum şeyle alakalı. Bir yön kavramına zaruri olunca... Beyin hareket organıdır. Hareket varsa beyin vardır, beyin varsa hareket olmak zorunda. Bitkilerin niye beyni yok? Sabit duruyor hayvancağız. Hatta bunun marjinal bir örneği var. Deniz fıskiyesi denen, sea skirt denen hayvan. O bir TED konuşması da var bununla ilgili. Adam ismini unuttum da bulabilirler. Deniz anası formunda takılır bu arkadaş. Sinir sistemi vardır o zaman. Yaşlandıkça gider, belli bir yaş kemale erdime bir kayaya tutunur, sabit forma geçer. İlk yaptığı iş sinir sistemini yemektir. Yer sindirir onu, bitkiye dönüşür. Sonra tekrar yeniden sinir sistemi yapıp genç bir şekilde hayatına devam eder. Sabit kaldığında ilk sinir sistemini yemesi aslında direkt bize bu sinir sisteminin ne kadar hareket merkezli bir şey olduğunu gösteriyor. Akademisyenler ve yüksek pozisyonda yöneticilik yapanlar için de benzetme olarak kullanırlar. Onlar da sabit bir yere oturunca önce beynini yiyor. Güzel. Öyle de benzetme olarak kullanılan bir şeydir. Yani. Akademisyen çok yükseldikçe böyle boş bakmaya başlıyor diye falan. İşte Allah korusun tabii. Güzelmiş. Peki beyinden önce sinir sistemi... Tabii. Demin Hidra'yı düşün. Difüz sinir sistemi önce onda vardı. Ama onun özelliği neydi? Bir yönü yok. Yani nereden ne gelirse hep aynı şeyi yapıyor. Şimdi, yön belirlemeyi istediğinde tabii, bir beyine dönüşmek tabii şimdi zorunda. Sofistike bir şey yapacağım. Mesela en basit kurtu düşün. Suyun içinde ilerliyorsun. En azından şu çırpma hareketini yapabilmen için kasların belli bir sırayla belli bir sekansta çırpması,
bir kasılırken öbürünün gevşemesi. Yani bir sıralı kompleks harekete ihtiyaç var. İşte bu beyin gibi, daha doğrusu sadece beyin demeyelim, merkezi sinir sistemi. Bizde de omurilik ve beyin beraber merkezi sinir sistemi yapar. Bunun gibi komplike bir yönetim merkezine ihtiyaç gösterir. Mesela biz yürürken, yani yürümeye başlamayı karar veririz ama yürürken bilinçsizce yürürüz. Çünkü yürüme omurilikten yapılır. Semenderde yürürken, balıkta yüzerken aynı sistemi kullanır. Bakarsın, milyonlarca sinir hücresi adeta elektriksel bir dans yaparak sırayla o kasa, bu kasa, o kasa, bu kasa sinyal gönderir. Sen böyle tıkıdı tıkıdı yürürsün. Çok komplekstir ama anlaşılabilir sadelikte bir sistem vardır. Dolayısıyla merkezi sinir sistemi kompleks hareketleri senkron bir şekilde ve amaca yönelik bir şekilde yapabilmek için var. Ancak böyle harekete ihtiyaç duyan canlılar da var ayrıca. Bu tarz bir harekete ihtiyacı olmadığı için boşuna masraf sinir sistemi olması. Çünkü çok yakıyor sinir sistemi. O yüzden onlar da yok. Aynı zamanda yani işte bu işin acık felsefi tarafındaki sorgulamasında da hani bunun başından itibaren henüz o duruma yakınız. Bir sürü hücre bir araya geldi. Bir sinir sistemi oluştuğu andan itibaren görev dağılımı da artık başlamış tabii oluyor. Bir de mesela bu feda etme dediğimiz, yani bir sürü hücre geliyor, bir şey yapıyor ve kendini feda ediyor. Yani bu yapını, bu yapıya hizmet edebilmek için aynen yapısında değişiklikler ediliyor. Yani çok tuhaf bir sinir sistemi gelişken vardır öyle sırf. Bizim nöronlar yerine gitsin diye glia hücreleri oluşur özel. Bunlar rehber glia hücreleri. Nöronun elinden tutarlar, bebek nöron. Gel babam sen böyle diye götürürler, oraya teslim eder. Sonra vefat eder o mesela, gider. Ya da işte ya organizma gelişken böyle tonla bir sürü hücre oluşur. Sonra oluşur. Onlar gönüllü olarak intihar ederler. Apoptozis diye bir mekanizmayla kendi pinlerini çekerler yani. Harakiri yapıp giderler ki organizma devam edebilsin. Yani işte bu davranışsal olarak da çok tuhaf bir duyguya neden oluyor. Yani aslında canlı dediğimiz şey daha uzun yaşamakla alakalı çabası olacağını zannettiğimiz bir şey. Halbuki daha uzun yaşamakla ilgili değil çabası. Başka bir şeyle ilgili ve abi biz galiba insan olarak o başka bir şeyin ne olduğunu neye bilmiyorum benziyor biliyor musun? Mesela devlet nedir? Devlet sürekli bir şeydir değil mi? İşte ama buraya girdi mi çok tehlikeli olacak. Yok, devlet mesela için ölelime bağıracak gibi. Tam tersi. Abi devletin devam etmesi için zamanında istifa edeceksin. Apoptozis evet istifadır. Anlatabiliyor muyum? Mesela elimiz oluşurken embriyoda raket gibi bir şey oluşur. Sonra şu aralardaki hücreler şunlar öldüğü için bizim parmaklarımız olur. Bunlar dese ki ben bırakırsam bu ülke batar. Ben koltuğu bırakmayayım, bu sendika gider. Bizde ömür boyu sendika başkanlığı yapan adam var biliyorsun. İstifa mekanizmasını işletirsen el oluyor ve elden iş geliyor. Anlatabildim mi? Yani fikri devam ettirmekle varlığını sürdürmek arasındaki tercihi doğru yerde doğru zamanda yapmak lazım. Biyoloji fikrinin de güzel uygulanabilmesi... Çok güzel söylediğin aynı buradaki yere çok güzel bağlanıyor. Oradaki devamlılıktaki ısrar kanser yapıyor. Aynen öyle işte. O devamlılıkta ısrar ederse aynen onu diyecektim. Kanser oluşuyor. Evet, evet, güzel. Yani yerinde ve zamanında fikre uygun hareketi edebilmek için bizden başka hiçbir canlı sorunu yok bu arada bu konuda. Herkes tıkır tıkır görevini yapıyor ama biz fikri kaybettiğimiz için tabiatımızın ne olduğunu, hakikatimizin ne olduğunu, canlılığın ne olduğunu unuttuğumuz için ölmeyecekmiş gibi yapışıyoruz her şeye. Ya ilişkisi de böyle, devleti de böyle, işi de böyle, aşı da böyle, her şeyi böyle. Bırakıp gideceğiz yani sonuçta bunu. Dolayısıyla ne zaman nereden istifa etmen gerektiğini, ne zaman nerede apoptozis yapman gerektiğini bilirsen canlı hücreler gibi bu sistemi armoni içerisinde ilerlemiş oluruz. Aktarırsın, dönüşürsün, fakat tanrı kompleksi var işte. Ben durayım hepsi gitsin falan. O olunca da insan dünyanın kanseri oluyor maalesef. Nereden nereye bağladık abi ya? Vallahi yemin ediyorum. Oldu bence. Bunu bir kitaba yazalım. Bana da sorsan oldu ve yani hani sağlam konu. Nerede apoptozisine istifaya hiç? Vallahi orijinal konuşurken çıktı. Daha önce hiç yapmamıştım. Ama istifa mekanizmasına çok benzemiyor mu yani? Benziyor ve yani hani bu nasıl kansere dönüştüğümüz, yani sistemleri oluştururken nasıl kansere dönüştürdüğümüze çok iyi bir açıklama oldu. Tabii şey, devlet büyüklerimiz yanlış anlamasın ha yani. Seviyoruz onları. Hadi bakalım. Şeyin içerisinde, şimdi ben nasıl döneceğim buradan yine?